Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, zamanın birinde, reler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır tıngır, tıngır mıngır sallar iken bir ülkenin padişahı varmış. Bu padişah karısıyla ve iki bebeğiyle rahat rahat yaşıyorlarmış. Malı mülkü, atı, eşeği pek çokmuş. Padişah bir gün etrafı gezerken bir kayanın dibinden bir ses gelmiş. Ey insanoğlu, sana Allah bela verecek. Belayı gençlikte mi istersin, kocalıkta mı? Demiş. Adam korkmuş. Hiç söylemeden evine gelmiş. Karısına da hiçbir şey söylememiş. Ertesi gün gene dolanırken, aynı kayanın arkasından yine ses gelmiş. Ey insanoğlu, sana Allah bela gelecek. Belayı gençlikte mi istersin, kocalıkta mı? Demiş. Adam gene korkmuş, bir şey demeden evine gitmiş. Ertesi gün gene gitmiş adam. Aynı yerden yine aynı şeyleri işitmiş. Bu sefer de bir şey söylemeden evine gitmiş. Bu olanları karısına anlatmış. Karısı da, gençlikte de, kocalıkta sıkıntı çekemeyiz, demiş. Adam da sesi duyduğu dağın oraya gidip sesi, gençlikte, demiş. O zaman kar, fırtına, sel, adamın hiçbir şeyini koymadan alıp gitmiş. Davarı, malı sel toparlayıp götürmüş. Kendisi padişah, hiçbir şeyi kalmamış. Bir kuru evi, bir karısıyla iki bebeği kalmış. Adam ile karısı ne yapalım diye düşünüyorlar. Kadın da, bir yere sırtmaç duralım, demiş. Adam da, memleketimizde durmayalım, başka yerde duralım. Bizi kınarlar, demiş. Kadın da, iyi, olur, demiş. Bir kat yorgan almışlar. Bunlar ikisi gitmiş iler. İki de oğulları varmış. Biri Mehmet, biri Hasan. Mehmet biraz küçükmüş, Hasan büyükmüş. Giderken bir ırmağa rastlamışlar. Adam, oğlanı geçireyim de gelip sizi alayım, demiş. Oğlanı sırtına almış, eşyayı önüne katmış, gitmekte. Oğlanı ırmağın ötesine bırakmış. Öbür bebeği kadın sırtına almış, adamın elinden tutmuş. Öbür bebek ırmağın kıyısında dururken bir kurt gelmiş, bebeği alıp gitmiş. Anam, bebeğimi kurt aldı diye çırpınırken kadının eli boşalmış. Öbür bebeği de ırmağa düşürmüş. Onu da ırmak almış. Irmak onu alırken, öbürünü kurt götürürken çırpınmışlar. Ağlarken, inlerken ırmaktan çıkmışlar. Irmağın alt tarafında bir değirmen varmış, bebek değirmenin oluna tıkanmış. Değirmene gelen su kesilmiş. Değirmenci, bu su niye kesildi acaba, demiş. Gitmiş bakmış ki olukta bir bebek yatıyor. Bebeği almış adam oluktan, su akmış. O bebeği de değirmenci büyütmüş. Ötekini de bebek kurdun ağzında giderken yamacın ardında çoban varmış. Kurdun ağzındaki bebeği görünce kurda şöyle böyle ederek ağzındaki bebeği bıraktırmış. Onu da o adam alıp büyütmüş. Ana babaları da çocuklarından habersiz. Gidip bir köye çoban duruyorlar. Kadın da köydeki ekmeğe yardım ediyor, çamaşır yıkıyor. Kadın artık çoban karısı oluyor. Adam da sığır güdüyor. Dururken dururken köye bir yaymacı geliyor. Yaymacı öteberi satan adamlara denir. Kervancı da denir bu adamlara. Kervancı köye gelince, 15-20 gündür evime varmadım. Üstüm başım kirlendi, üstümü parasıyla yıkattırsam, diyor. Oradan kadınlardan birisi, çobanın karısı yıkar, hem fakirler, iyi de yıkar, demiş. Olur, demiş adam. Adam eşyalarını bir bohçayla çocuk ile sırtmacın karısına göndermiş. Çocuk, teyze bunuyu, adam parasını verecekmiş, demiş. Kadın da padişah karısı olduğundan temiz yıkarmış. Yuyup yıkamış çamaşırları. Bohçaya dürüp çocuk ile yollamış. Adam bakmış çamaşırlara, iyice bir kadın olmasa bunu böyle yapmaz, demiş. Kadına yeşillenmiş adam. Bohçayı getiren oğlana, ben bunun düğümünü açamadım, gelsin kendisi açsın, demiş. Adam oraya sandığı hazırlamış. Akşamüstü olmuş, herkes evine çekilmiş. Kadın gelmiş, kardeş niye açamadın, ben açayım aha, demiş. Kadın açmaya eğilince kadını çataklamış, sandığın içine tıkmış. Sandığın içine kilitlemiş. Almış kadını, geçip gitmiş köyden. Adam akşam sığırdan geliyor. Bakıyor ki karısı yok.
Komşulara soruyor, yok diyorlar. Birisi çıkıyor, bugün bir kervancı geldiydi. Onun çamaşırlarını yuduydu, buralardadır, nereye gidecek, diyor. Adam beklemiş ki karısı gelsin. Fakat gelmiyor. Adam ne yapayım diye düşünüyor, çıkayım, gideyim bir başıma, demiş. Bir kasabaya gitmiş. Karın tokluğuna ona buna yardım ederim, demiş. O zamanlarda devletin başında padişah yokmuş. Padişah bulalım diye devlet kuşunu salarlarmış. Devlet kuşu kime konarsa o padişah olurmuş. Bir sürü adam sarayın önüne doluşmuşlar. Bu adam gitmemiş saraya, çarşıda bir yere oturmuş. Gidip de ne yapayım, padişah olmam görmem, demiş. Kuşu salıyorlar, kuş döne döne gidiyor, o adamın başına konuyor. Adamlar, olmadı, olmadı yanlış gitti, demişler. Kuşu gene salmışlar, kuş gene adamın başına konmuş. Gene olmadı, demişler. Kuş gene adamın başına konmuş. Oldu. Üç kere oldu, üçünde de bu adama kondu. Bu adam padişah olacak, demişler. Adamı götürmüşler hamama. Yumuşlar, yıkamışlar. Tertemiz yapmışlar adamı. Götürüyorlar, tahta oturtmuşlar. Adam evvelden padişah olduğundan yollarını da biliyormuş. Adam padişah otura dursun. Kadın da sandığın içinde geze geze kaç sene gezdiyse kervancıyla, bebekleri büyüyor, askere gidiyor. Askerdeyken padişah iki oğlunu da kapısına hizmetçi almış bilmeden. Padişahın emirleri oluyor ikisi de. Kadını kaçıran bu kervancı döne dolaşa bu memlekete geliyor. Padişahın sarayından az uzakta bir çayıra yükünü koyuyor. Çarşıyı bir dolaşayım, demiş. Eşyalarına da bir şey olmasın diye. Padişah'tan emir bey isteyeyim de onlar benim eşyalarımı gözlesin, demiş. Padişaha gelip, benim şu yamaçtaki çayırlıkta yüküm var, katırlarımı, sandıklarımı gözlemeye emir bey verir misin, demiş. Padişah, hay hay. Kapıda iki emir bey var, akşama kadar duruyor. Gidip de orada dursunlar, demiş. Mehmet ile Hasan'a seslenmiş, gidin de şu dayının katırları, sandıkları varmış, onları gözleyin, demiş. Tamam, demişler. Oraya varmışlar. Oynuyorlar, gülüşüyorlar, güreşiyorlar. Yorulup sırtlarını sandığa vermişler, konuşmaya başlamışlar. Kaç zamandır yan yanayız, birbirimizin nereli olduğunu bilmiyoruz, demiş birisi. Sen nerelisin, demiş. Öbürü ben memleketimi bilmiyorum, demiş. Ben ırmağa düşmüşüm de değirmenci beni oluktan çıkartmış. Ölmemişim, sağ olmuşum. Beni o büyütmüş, demiş. Öbürü ben de bilmiyorum. Ben yetişkindim. Babam beni ırmaktan geçirdikten sonra, anamı almaya gittiğinde, ırmak kıyısında beklerken kurt beni kapınca gitti. Ben haykırırken dağın yamacında bir çoban varmış, kurda haykırınca beni bıraktırdı. Aldı beni, evine götürüp büyüttü. Anam da yok, babam da yok, diyor. O zamana kadar kadın sandığın içinde hepsini duymuş. Yavrum ben sizin ananızım, diye seslenmiş kadın. Ne? Demiş oğlanlar. Yavrum ben sizin ananızım, demiş yine. Hemen kalkmışlar, palas bandıraz sandığı devirip kilidi kırmışlar, kadını çıkartmışlar. Kadın ile oturup konuşmuşlar. O zamana kadar kervancı gelmiş. Ben sizi padişaha şikayet ederim. Siz benim karımı nasıl çıkartırsınız, demiş. Yürü şikayet et, demiş oğlanlar da. Adam padişaha gidin, senin gönderdiğin askerler benim karımı sandıktan çıkartıp sohbet etmişler, demiş. Padişah, ben onların cezasını veririm, siz getirin onları, demiş. Üçünü alıp götürmüş adamlar padişahın huzuruna. Padişah bakmış ki karısı. O zaman padişah kervancıyı hapse attırmış. Oğlanlar da analarını babalarını öğrenmişler. Yemişler, içmişler, muratlarına ermişler.